Bunlardan 200 küsürü bizim isteğimiz üzerine gözaltına alınmamıştır. Bu partide gözaltına alınan 12 kişiden 4 kişi bu müracaatta bulunmuştur. Diğer 8'i de böyle bir iddiada bulunmamıştır. Bu beyefendi de dahil olan 4 kişi de yine sevk edildikleri DGM savcılığında işkenceden şikayette bulunmamışlar. Aradan bir ay geçtikten sonra bize işkence yapıldı diye bağırmaya başlamışlardır. Bunun üzerine yargı bir karar vermiştir. Yargı kararına herkes saygı duymak zorundadır. Özellikle meclis saygı duymak zorundadır. Özellikle milletvekilleri saygı duymak zorundadır. Hemen şunu söylemek istiyorum. Peki siz Sayın Vekil'in gözlerinin içine baktığınızda aslında gayet net bir şekilde anlatmak istediklerinizi anlattınız. Peki bugün gönlünüz ferah mı şu dakika itibariyle? Tabii ki ferah. Onların düşünmesi lazım. Onların düşünmesi lazım. İnsanlara iftira atmanın ne demek olduğunu onlar düşünecekler. Ben değil, ben çok rahatım. Ve siz açıkça söylüyorsunuz ki bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararına da saygı duyulmalı diyorsunuz. Aynen öyle. Ben onların beraat kararına saygı duyuyorum. Onlar da benimle ilgili verilen karara saygı duymak zorundalar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gayet net anlattınız. Adil Serdar Saçan, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, size de. İyi akşamlar. Sayın Vekil, duydunuz Sayın Adil Serdar Saçan'ın açıklamalarını, gözünüzün içine baktığını söyledi ve yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi. İşkence yapmadığını belirtti. Ancak siz de diyorsunuz ki bu işkence vardı, beni kalorifer peteğine kelepçelediler ve artık söz sizin, buyurun. Ve gerçekten de meclis bir tuzak mı kurdu Adil Serdar Saçan'a açıklamaları duydunuz. Şimdi öncelikle tüm seyircilerimize iyi akşamlar dileyerek sözlerime başlıyorum. Meclis tuzak kurmaz. Yani meclis komisyonlarının bir çalışma usulü vardır. Zaten Adil Serdar Saçan Bey'e de burada, Adil Serdar Saçan Bey'in tutanakları buradadır. Tüm meclisteki yaptığı konuşmalar. Zamanımız az olduğu için bunların detaylarına girmeyeceğim. Şimdi komisyonlara tüm milletvekili arkadaşların herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın girip orada komisyonu dinlemek, seyirci olmak, gerektiği zaman soru sormak gibi bir hakları vardır. Komisyon üyesi olmasını gerektirmez. Zaten oradaki komisyon başkanı olan Nimet Baş hanımefendi kendisine bunu izah etmiştir. Evet. Ben Adil Serdar Saçan Bey'in geleceğini duyduğum zaman doğrusu gerçekten zaten konuşmanın ilk bir saatinde falan başka konularla ilgili olduğu için kendisinin o beni ilgilendirmediği için burada da bahsetmeyeceğim. O konularla ilgili konuşmasını sükunetle dinledik. Benimle ilgili olan konuya geldiği zaman yani komisyon böyle bir soru kendisine tevdi ettiği zaman onun konuşması üzerine bendeki olan soruları sordum. Ve işkenceden rant deniyor. İşkenceden rantla ilgili bizim bir derdimiz olmaz. Zaten biz bunu kişilerle ilgili bir intikam veyahut da bir hırs veya bir kin amacı olarak görmüyoruz. Darbe komisyonunun da mecliste kurulmasının sebebi kötü günler geride kalsın, güzel bir Türkiye'ye bakalım. Geleceğimizde en azından çocuklarımız, gençlerimiz, işte bundan sonraki yaşayan insanlar böyle kötü hafızalarda, kötü anıları olmasın istiyoruz. Amacımız bu. Şimdi işkenceyle ilgili olan, beraatla ilgili olan kısmında ki burada şimdi ben Adil Serdar Saçan Bey'in kendisine de söyledim. Raporlarda olduğu için de söylüyorum burada. İşkenceyle ilgili ben ona sorduğum soruyu önce şunu düzelteyim. Kalorifer peteğine ben bağlanmadım. Bunu yani ben gözlerim bağlandım, betonda oturtuldum 4 gün. Bir başka arkadaşımız kalorifer peteğine bağlandı. Yani sizin şahsınız değil ama evet. Bir başka arkadaşınız. Bir beraber alındığımız arkadaşlardan bir tanesi. O bağlandı kalorifer peteğine. Evet, o bağlandı, kelepçeyle bağlandı. Ve bizim oturduğumuz zemin beton zemindir 4 gün boyunca. Başka yerlerde de söyledim. Ben bel fıtığı ameliyatı olalı yaklaşık bir 10 aylık bir süre olmuştu. Bel fıtığı ameliyatı olmuş olan bir kişi olarak beni o beton zemin üzerinde 4 gün zaten başka fiziki hiçbir işkence yapılmasaydı o işkence bile bize yeterdi. 4 gün gözlerimiz bağlı olarak. Şimdi buradan başlayarak söylüyorum. Şimdi işkenceyle ilgili yapılmıştır, yapılmamıştır. Şimdi ben madem ya mahkeme kararlarına saygılıyız, karşılıklı. Ben şimdi Adil Serdar Saçan Bey'e, yani burada kamuoyuna daha doğrusu Adil Serdar Saçan Bey diye çünkü ben kendisine de söyledim. Gözlerimizin bağlı olduğu için bize işkence yapanı bilmemizin mümkün yok. Ama o kurumun başında o gün Adil Serdar Saçan Bey vardı. O kurumun başında Adil Serdar Saçan Bey olduğu için Adil Serdar Saçan Bey'in ismiyle anıyoruz. Yoksa bize organize şubede işkence yapılmıştır. Bunun şahitleri de vardır. O şahitlerin hemen hemen birçoğu da yaşıyor. Ve şu anda zaten darbe komisyonuna özellikle bu konuyla ilgili bugün beni arayanlar ve oraya dilekçe olarak müracaat edenler vesaire bir yığın insan bu konuda şikayetini de dile getiriyor. Evet. Şimdi
Önünde bir mahkeme kararı var. Siz yakinen görebilmeniz açısından da evet. söylüyorum bunu. Bu mahkeme kararı nedir? Şimdi bu mahkeme kararını müsaade ederseniz okuyayım. Buyurun. Bu mahkeme kararında şöyle deniyor. Bu suçun işlendiği tarih diyor. Suç tarihi 14.9.2001. Yani bizim işkence, biz 13 Eylül'de alındık. İşkence gördükten sonraki gün götürüldüğümüz doktor Hasek Hastanesi'nde. Doktorun ismini vermeyeceğim burada. Yani gerektiği zaman kayıtlardan alırsınız. Burada diyor ki her ne kadar İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sırasında gözetim altına alınan kişilerden Tufan Mengi, Mustafa Albayrak'ın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüklerinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlisi olmadığı halde evet. başka bir kurumda görevli doktorlar sanık falanca doktorların ismini veriyor burada. Onları vermek istiyorum. Olarak sahte resmi belge olarak rapor düzenledikleri iddialar ile haklarında kamu davası açılmıştır. Yani o gün bize, bizim arkadaşlarımıza, daha doğrusu benden önceki giren arkadaşlarımıza rapor verdikleri için, Haseki Hastanesi işkence görülmüştür raporunu verdikleri için bu doktorlar bir tanesi açığa alındı ve kamu davası açıldı. Ağır cezada yargılandı. Bize rapor verdikleri için. Sanıkların görevli hakimler olarak tanzim ettikleri raporda tıbbi ve hukuka uygun kanılarına göre rapor tanzim ettikleri kolluk tarafından raporun uygun görülmemesi üzerine birçok hastaneden dahi benzer raporların alınması karşılığında kolluğun kendi isteğine uygun bir rapor elde edinceye kadar dolaşıp sonradan raporlar arasındaki farklılık sebebiyle müdavil hekimlerin ilkinin sahtecilik yaptıkları zannına ve kuşkusuna dayanarak kamu davasının açıldığı, oysa yukarıda belirtilen delil ve belgeler karşısında sanıkların sahtecilik kastıyla bu suçun unsurlarının oluşacağı biçiminde hareketli davranışların olmadığı vesaire diye devam ediyor ve sanıkların beraatine ediyor. Evet. Bize rapor veren doktorlar. Bu eğer doğruysa, ki bu mahkeme kararı, saygı duyacaksak ve mahkeme kararına kesin olarak doğru olduğuna inanıyorsak bize bu işkence yapılmıştır ve işte burada da belgesi. Kamuoyuna gösteriyor. Burada belgesi. Ha, bunları biz ilgili darbe komisyonundaki arkadaşlara da ileteceğim. Çünkü bugün ancak elde edebildim. Yani dünkü açıklamalarında yoktu. Şimdi yaşadıklarımızı şahitleri var. Yaşananların ben yaşadığım için söylüyorum. Yoksa bir milletvekili olarak bunlar rant falan elde etmek gibi. Size elektrik verildi mi? Elektrik verildi. Ondan sonra fizik işkenceler yapıldı. Ondan sonra testislerim sıkıldı. Yani bunların hepsini yaşadığımız için. Peki bu insanların yüzünü gördünüz mü? Bu kişilerin yüzünü Hayır, bugün... Zaten sürekli bizim gözlerimiz kapalıydı döktü. Bankla organize şubeye düştüğünüz zaman, o zamanki organize şubede, ki burada mesela bir araştırma da yapabilirsiniz. Organize şubede bırakın yani böyle işte girerken dahi herhangi bir yere bakmanız yasaktır. Herhangi bir yere göz atmanız yasaktır. Ondan sonra ve gözleriniz nezarete girerken kapanır. Böyle bir 8-10 metrekare beton zeminin üzerinde, tuvaletin duvarının önünde biz 4 gün orada bekletildik. Biz en son son gece işte mahkemeye çıkacağımız gece nezarete konduğumuz zaman bir sünger yatak vardı orada. Yani onlar tarif etmeyecek. Sünger yatağın bir kenarına herkes bir ucuna oturup da orada şey yaptığı zaman 5 yıldızlı oteldeki kadar uyuduk. Rahat bir uykuyu. Yani bunlar şimdi inkar etmemiz bir şey ifade etti. Biz insanız. Hatalarımız olabilir. Ancak hatadan dönmek fazilettir. Geride Türkiye'nin bıraktığı birçok hatalar var. İnşallah bunlar ileride tekerrür etmesin diye bugün bunları konuşuyoruz. Ben seçimlerde işkence davasından eğer rant elde edecektim, bu bana bir rant getirecekse ben o zaman seçimlerde bunu propaganda malzemesi yapardım ki bunlara bizim tenezzül etmek gibi şansımız yok. Bakın burada o dönemin gazete küpürleri var. Evet. Burada gazetelerin isimleri olmasın diye ben şöyle şey yani sizin şahsınıza göstereyim. Bizans entrikası diye bir başlık atmışlar. Üç kilit adam aranıyor. Erdoğan Fazilet bilmem üçgeni diye aranıyor. Evet. Ondan sonra İskiden beter. Burada daha ilginçleri var. Yani bu operasyon nasıl başlıyor? Tayyip'in çiftliği. Kilit isimler kaçtı bile. Ya insaf, biz hiçbir yere gitmedik. Bakın ben, eğer bir Allah'ın kulu benim İstanbul'un dışına çıktığımı ispat ederse
Ben şu anda milletvekilliğinden ayrılmaya hazırım. Peki şunu sormak istiyorum. İlk kez yüz yüze geldiniz ve gözlerime bakıp işkence yaptın mı yapmadın mı diye sorduğunuzda bir evet. defa ne yaşadınız? Vallahi kim ben... yalan söylüyordu orada? Kim yalan söylüyordu orada? Ben yaşadım. Siz mi yalan söylüyordunuz ben... yoksa karşınızdaki benim, polis şefi mi? Benim buradan yalan söyleyip de kendime işkence yapılmıştır diye Adil Serdar Saçan Bey'den kazanacağım hiçbir şey yok. Onun sizden kazanacağı bir şey var mı? Onun bizden kazanacağı şey şu. Onun devam eden mahkemesi de var Yargıtay'da. Yani Yargıtay'da devam eden şu anda yani bir davası da var işkenceden dolayı. Ha ben olayları anlattım. Ben gördüğüm işkenceyi anlattım. Dün televizyon görüntülerini hafızayı beşer nisyanına malumdur. Ben televizyon görüntülerini izlerken o günü yaşadım. Evet. Yani biz özellikle şu andaki Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu o günkü lütfen televizyonlardan alın görüntüleri bakın. Baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. İki kişinin arasında sürünerek gidiyor. Yani ele, çünkü damar tıkanıklığı vardı. Damar tıkanıklığından dolayı elektrik verildi. Elektrik verildiğinden dolayı burada fotoğrafı da var. Yani zaman almamak için şey yapmıyoruz. Damarı açılmış ki belediye başkanı olmuş. Göz göze geldiğimizde şunu yaptım. Ben dediğim gibi komisyonda o süreç zarfında dinledim sükunetle. Göz göze geldikten sonra ben oradaki yaşamış olduğum işkenceyi, nezarete alınma şartlarımızı tamamını anlattıktan sonra ondan sonra Adil Serdar Saçan Bey ben dedi işkence yapmadım dedi. Ondan sonra bunu dedim gözümün içine baka baka mı söylüyorsunuz? Evet dedi baka baka. Ben dedim ki benim anlattıklarımdan burada siz de anlatıyorsunuz ben de anlatıyorum. Ve komisyonun huzurunda Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili milletvekilleri artı oradaki bulunan görevliler var. Ben dedim bunu komisyonun takdirine bırakıyorum. Artı bundan sonra bizi dinleyecek olan milletimizin takdirine bırakıyorum ve size Allah'a havale ediyorum. Başka diyeceğim bir şey yok çünkü. Peki. Sayın Karaca çok teşekkür ederim.